Selamlar gençler, beklenen an geliyor. Yavaştan yaklaşıyor. Sınavlarımız geliyor ve bizler de heyecanla ne yapacağımızı, bu sınavın nasıl olacağını bekliyor. Umarım yine Hızır gibi yetişmiş olurum sizlere gençler. Şimdi bu videoda 9. sınıf İngilizce 1. dönem 1. yazılı örneği paylaşacağım sizlere. Emin olun sizinle beraber öğretmenleriniz de çok merak ediyor bu sınavlar nasıl olacak diye. Çünkü son anda bir karar değişti, bir şeyler değişti. Herkes ne olacak, nasıl olacak, bu sınav nasıl uygulanacak bunu merak ediyorlar. Öğretmenleriniz de sürekli oradan buradan araştırma yapıyorlar. Zümre toplantıları yapıyorlar nasıl yapacağız diye sınavı. Ben de bayağı bir araştırdım nasıl olacak bu sınav diye ve ona göre de bir şeyler hazırlamaya çalıştım. Tabi biliyorsunuz Milli Eğitim Bakanlığı da Örnek bir yazılı hazırlamıştı. Onlar da bu örnek yazılığı yayınladılar. Ben de şimdi hem onlardan destek alarak hem de kendi tecrübelerimden sizlere bir iki tane senaryoda nasıl yazılı olacağını söyleyeceğim. Eğer sizlerden talep gelirse gençler bu videonun haricinde bir tane daha böyle ekstra detaylı bir yazılı daha hazırlayıp sizlere sunmak istiyorum. Bu tabi sizin isteğinize bağlı. O yüzden istiyorsanız eğer yorumlarda belirtin lütfen. Şimdi sınav sistemi biliyorsunuz tamamen değişti. Artık eskisi gibi çoktan seçmeli yani test veya işte boşluk doldurma ya da işte bizim reading'lerde çok soruyorduk. True false doğru yanlış çıkmayacak gençler. O yüzden size gelecek sorularda da buna hazırlıklı olmanız gerekiyor. Örneğin reading'lerde biliyorsunuz reading'ler artık true false olmayacak. Direkt reading'le alakalı sorular çıkacak. Birazdan zaten inceleyeceğiz. İngilizce sınavlarınızda bu detayları vermek istiyorum. Daha sonra yazılıya geçeceğiz. Sıkılırsanız eğer ileri sarıp direkt yazılıya da geçebilirsiniz bu arada. Ama bu detaylar önemli. Şimdi İngilizce sınavınız iki aşamadan olacak gençler. Birincisi yazılı sınavı, birisi de uygulama sınavı. Yazılı da reading ve writing olacak. Ve bu ikisinin toplamı 100 puan olacak gençler. 100 puanlık bir reading ve writing olacaksınız. Bunun sonucunda bunun %50'si alınacak. Yani örnek veriyorum işte 100 aldınız bu sınavdan reading ve writing'den bu 50 almış gibi yüzde %50 alınacak. Daha sonra uygulama olacak. Bunu öğretmenleriniz kendi derslerinde yapacak İngilizce öğretmenleriniz. Listening ve speaking'de gençler. Bu da ikisi toplam listening 100 puan, speaking 100 puan olacak şekilde hazırlanacak ve bunların da %25'i alınacak. Yani diyelim listening'den 100 puan aldınız. Bunun %25'i hesaplanacak. Yani 25 almış gibi olacaksınız. Speaking'te de 100 aldınız. Yine onun da 25 puanı alınacak. Toplam hepsi yazılı ve uygulama 100 puan olarak hesaplanmış olacak bu şekilde. Baya detaylı, gerçekten öğretmenler için çok uğraştırıcı İki ayrı sınav, hepsini okunacak, bunların analizleri yapılacak vesaire gerçekten çok uğraştırıcı. Buradan Milli Eğitim Bakanlığı'na hepimiz çok teşekkür ediyoruz. <laughs> Neyse daha fazla uzatmayalım gençler, gelin şu örneklerimize bir bakalım. <laughs> Evet gençler 9. sınıf İngilizce 2. dönem 1. yazılı sınav örneği ekranda da görüyorsunuz. Bu bizim 1. senaryomuz. 2 ayrı senaryomuz var. Bunu ölçme ve değerlendirme sitesinden inceleyebilirsiniz. Linke unutmazsam eğer videonun altında linke bırakacağım. Oradan bakabilirsiniz gençler. 2 ayrı senaryomuz olacak. Bu senaryolarda ne tür sorular soruluyor bundan hepsine bakacağız. Öncelikle reading'e bakıyoruz gençler. Dediğim gibi reading 50 puan olacak gençler. O yüzden önemli ve eskisi gibi sadece bir tane reading olmayacak. 1-2 tane olabilir. Ee, hatta 3 tane 4 tane bile olabilir. Hemen öğretmeninizin değerlendirmesinde kalmış ve bu sorular sizlerin kazanımlarına göre hazırlanması gerekiyor. O yüzden şunlar bunlar Milli Eğitim'de paylaştı bu örnekleri. Bu tarz sorular çıkabilir gençler. Öğretmeniniz ne yapar? İşte buradaki birkaç bilgiyi değiştirir gerisi aynı kalır. Aynı şekilde size sorabilir. O yüzden bunlar gerçekten önemli. Hızlı bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Umarım sıkılmazsınız. Videoyu sonuna kadar izleyin mutlaka. Şimdi burada ne var? Bir parça var görüyorsunuz. Kısa bir parça. Bu parçaya göre student ID card yani öğrenci kimlik kartını biz dolduracağız. Gayet kolay. İşte name, isim, surname, soy isim, country, ülke, languages, konuştuğu diller ve e-mail adresi. Hepsi burada var zaten. I am Clara Smith demiş. Şimdi name dediği Clara değil mi? Buraya Clara yazacağız. Bence yazayım. Şuradan zaten sizler buraya paylaşırsınız. Yazarsınız daha doğrusu. Surname dediği soy isimli gençler. Soy ismi neymiş? Smith. Onu da şu kısma yazıyoruz hemen. Bu kadar. Gayet kolay. Keşke böyle bir şey çıksa öyle değil mi? Devamında I am from England. İngiltereliyim demiş. Burada country o zaman ne yazacağım arkadaşlar? England yazacağım. Üçüncü kısma England yazıyorum. I can speak English, Turkish and Spanish demiş. Bakın üç tane dil biliyormuş. İngilizce, Türkçe, İspanyolca. Demek ki languages kısmına şu üçünü de alacağım. Üçünü de buraya yazacağım gençler. Dilleri. Daha sonra da my email address is clara Clara.com demiş. Şu e-mail'i de alıyorsunuz. En sona yazıyorsunuz. Bu kadar kolay. Birincisi gayet kolay. Eminim hepiniz rahatlıkla yapmışsınızdır bunu. İkincisi yine ayrı bir reading parçası gençler. Burada ne var? Bir postcard var. Read the postcard and answer the questions diyor. Postcard'ı okuyup soruları cevaplayacağız. Aşağıda bakın sorularımız var. Şimdi bu tarz bir soru mutlaka gelebilir gençler. Ne yapıyorduk? Eskiden böyle bir şey veriliyordu bu parça. Doğru yanlış yapıyorduk. Bu sefer detaylı bir şekilde size soru sorup devamında detayında sizden bir cevap isteyebilir. Ne yapacaksınız? Okuyacaksınız üst kısmı. Altta sorulara cevap vereceksiniz. Sizler okursunuz. Ben hemen sorulara geçiyorum gençler. Where is Asia now? Demiş. Asya şu anda nerede? Tabii bunların hepsinin bilgisi parçanın içerisinde vardır gençler. Sadece soruda size ne sorduğunu anlayın yeterli. Gerisini rahatlıkla yapabilirsiniz. Bakın Asya şu anda nerede diyor. Şu cümlede now I am in Ankara demiş. Bakın Asya şu anda neredeymiş? Ankara'daymış. Bu durumda birinci soru ne diyoruz? she is in Ankara dememiz gerekiyor gençler. Now da diyebilirsiniz. Bu şekilde birinci soru gayet kolay bir şekilde cevaplayabilirsiniz. İkiye geçiyorum. Do Mr. and Mrs. Özer have a child? Mr. ve Mrs. Özer'in çocukları var mı diyor. Bakın şurada da Mr. and Mrs. Özer have a daughter. Bir kızları varmış gençler. Ne diyeceğiz bu durumda? Do ile sorduğu için gençler yes diyoruz. Devamında da they have e daughter diye bilirsiniz. C'ye bakıyorum yani üçüncü sorumuza. Where did Asya visit in the city? Asya şehirde nereyi ziyaret etti diyor. Bakın orada şurada I visited Anıtkabir, Ankara Castle, Hacı Bayram Veli Mosque and some museums demiş gençler. Burada şimdi uzun olduğu için ben böyle videoyu uzatmayayım, yazmayayım. Sizler yazın ama ipucunu vereyim. Burada I diyor gençler bu durumlarda siz ne yapacaksınız? Direkt özneyi değiştirip onun yerine she deyip devamını aynı şekilde yazabilirsiniz. Yani she visited Anıtkabir, Ankara Castle, Hacı Bayram Veli Mosque and some museums diye cümleyi bu şekilde doldurabilirsiniz. Rahatlıkla halletmiş olursunuz. D'ye geçiyorum. What kind of food did Asya try? Asya ne tür yiyecekler denedi diyor. O da bakın. I tried lots of Turkish food. Especially Ankara tava and Turkish baklava were delicious demiş. Bunu yine aynı şekilde İsterseniz cümlenin hepsini yazın, isterseniz sadece şuradaki yiyecekleri yazın ki bence yiyecekleri yazmanız yeterli olur. Ankara Tava and Turkish Baklava diye kısa bir şekilde de yazabilirsiniz. Ya da She Tried bakın şu birinci kısmı alıp She Tried deyip daha sonra da Ankara Baklava and Turkish Baklava diyebilirsiniz gençler. Bu şekilde ikinci reading parçasını da full yapmış olur Toplam herhalde 50 puanımızı cebimize atmış oluruz. Şimdi geldik diğer kritik konumuz writing bölümüne gençler. Writing yine 50 puanlık böyle bölüm olacak. Tek bir tane soru olmayacak. Birkaç tane soru olabilir. O yüzden karşımıza çıkacak bütün olasılıkları değerlendireceğiz gençler. Burada ne demiş 3. soruda? Fill in the hotel registration form with a personal information of an imaginary character demiş. Hayali bir karakter oluşturacaksınız. Hayali bir kişi onun kişisel bilgilerini buradaki forma göre ne yapacaksınız dolduracaksınız gençler Name Surname demiş Yaptık mesela benimkini yapalım Sizin hayali karakteriniz ben olayım mesela Sercan yazdınız Surname y yazdınız E-mail'e Herhangi bir şey gmail.com yazdınız mesela Phone number işte telefon numarası Sallayın 0900 diye başlayın Devamlı bir şeyler sallayın gençler daha sonra adres Adres neresi olsun? Gönlünüzde benim nerede olmam geçiyorsa orayı buraya adres olarak yazabilirsiniz gençler. Country, ülke. İlla Türkiye'de olmama gerek yok. Gönlüm başka yerde de olmak istiyordur. Burada da ülkeye yine siz benim nerede olmak istediğimi düşünüyorsanız orada yazabilirsiniz gençler. Ülke ama yazacaksınız unutmayın. Nationality'yi burada milletimizi yazacağız. Neydi işte? Turkish. Türk milleti. Türksem eğer. Turkish işte size göre ben Fransızsam. French diye yazabilirsiniz tabi burada Country ve Nationality birbirine uyması gerekiyor yani ülke eğer Örnek veriyorum Türkiye dediyseniz Nationality Turkish olması lazım ya da Türkiye olması lazım ya da Country Italy dediyseniz Nationality de Italian olması gerekiyor birbiriyle tutması gerekiyor bunu unutmayın Son olarak da Room Number demiş oda numarası 312 örnek veriyorum oda numarası olarak da Yazabilirsiniz bu kadar kolay Bu soru da gayet kolay Keşke dediğim gibi Böyle bir şey sorsalar Dördüncü soruya bakıyorum gençler. Read the conversation below and complete the map demiş. Evet burada bir konuşma var. Konuşmaya göre haritayı dolduracağız. Bu da çok kolay. Gerçekten harbiden çok kolay sormuşlar. Eminim öğretmenleriniz de bu kadar kolay sorar gençler. Belki bunların aynısını bile sorabilir. Ya da bunların birkaç bilgiyi değiştirip farklı şekilde sorabilir ama emin olun eğer bunlar milli eğitimin örnek sorularıysa öğretmenleriniz de daha bunu ilk defa tecrübe ettikleri için milli eğitim ne diyorsa ona yakın şeyler soracaktır. O yüzden mutlaka bunlara bakın derim. Evet şimdi burada ne var? Boşluklar var değil mi? 4 tane boşluğumuz buraya göre yapacağız. Sally ne demiş? Hello I'm an exchange student. Ben bir değişim öğrencisiyim. Can you help me? Bana yardım edebilir misin? Sure let's draw a map for you. Hadi bir harita çizelim. There's a supermarket opposite our school demiş. Bakın okul burada. Opposite karşısında demekti değil mi? Okulun karşısında bir süpermarket var. Yani şurada bir süpermarket olacakmış gençler. Ben buraya S yazıyorum. Sizler oradan çıkarın, süpermarket diye yazarsınız. Daha sonra devamında the museum is between our school and the theater demiş. Müze okulumuzun ve tiyatronun between arasındadır diyor. Şimdi ne yapıyoruz? Museum demiş zaten müzeyi bize vermiş değil mi? Neyin arasındaydı? Okul, school. Demek ki burada okul varmış. Diğeri de theater olması gerekiyordu gençler. Yani tiyatroyu da demek ki ben ne yapacağım? Bu kısma yazacağım. Buraya da theater yazabilirsiniz. Ben şöyle T koydum. Devamını sizler yazarsınız. Devamında da the hospital is between the supermarket and the pharmacy demiş. Şimdi hastane Süpermarket ve eczanenin yanındadır diyor. Şimdi süpermarketi bulmuştuk değil mi? Şuradaydı. Süpermarket ve eczanenin arasında hastane olacağına göre demek ki şu ortada hospital olması lazım. Ben bir H koydum buraya. Demek ki ortadaki hospital olacak. E geriye de ne kaldı? Pharmacy kaldı. Buraya da P yazıyorum gençler. Burası da P yani pharmacy olacakmış. Bu şekilde haritamızı çok kolaylıkla ne yaptık tamamlamış olduk. Umarım size de çok kolay geliyordur bunlar. Şimdi 5. bölümde de gayet kolay burada komperatifleri sormuş bize arkadaşlar. Yani biz genelde öğretmen olarak hep diyorduk ki işte dil bilgisi, gramer sorulmayacak vesaire diye. Ama vallahi milli eğitim çatır çatır sormuş. O yüzden büyük ihtimalle öğretmenleriniz de sorabilir. Komperatifleri mutlaka bakın. Dikkat edin gençler. Read the information about two cities in Turkey and write down four sentences to compare the given cities. Evet verilen iki tane şehir var. Mardin ve Bayburt. Bunları Burada bakın sıfatlarımız var. Small, crowded, cold ve old. Buna göre ne yapacağız? Karşılaştıracağız. Hadi gelin yapalım gençler. Birincisi small demiş küçük. Küçük diyorsa ben ne yapacağım? Alana bakacağım yani area'ya bakacağım gençler. Buna göre hangisi daha küçük? Bakın Mardin 8891 km kare. Bayburt ise 2705 km kareymiş. Demek ki Bayburt daha küçükmüş. Hadi gelin yazalım o zaman. Bayburt is smaller than nereden? Mardin diyeceğim gençler. Bu şekilde birincisini halletmiş oluyorum. 2'ye baktım crowded. Crowded ne demekti? Kalabalık. Kalabalık diyorsa ne yapacağım? Population yani nüfusa bakacağım. Burada Mardin daha kalabalık. Öyle değil mi? Ne diyorum bu durumda gençler? Mardin is more crowded. Crowded da more oluyor. Unutmayın uzun bir kelime olduğu için kimden? Den by demem gerekiyor gençler. 3'e baktım cold. Soğuk demek burada iklime bakacağım değil mi? Climate'a bakacağım. Hangisi daha soğuk? Biri 20.2 derece biri 13.9. Bakın Bayburt daha soğukmuş. Ne diyeceğiz o halde? Bayburt is colder than Mardin dememiz gerekiyor gençler. Eminim sizler de rahatlıkla yapıyorsunuzdur bunları. Son olarak da old. Old da Eski demek gençler. Eski yaşlı anlamında. Burada da architecture'a bakacağım. Bakın Mardin'e eski demiş. Bayburt'a modern demiş. Bayburt modern olmuş. Evet bu durumda Mardin is older than Bayburt'tan diyoruz gençler. Ve bu şekilde 5. sorumuzu da halletmiş oluyoruz. Evet 6.'ya geçtik gençler. 6'da bizim klasik writing'lerde geçen senelerde yaptığımız writing'e benzer bir soru var. Burada answer the questions about your room and house. Odan ve evin hakkındaki soruları cevapla diyor. Bakın burada dört tane soru var. Bunları kendi evimiz ve odamıza göre ne yapacağız cevaplayacağız. Birinci sorumuz what do you have in your room? Odanda ne var diyor. Burada odanda ne varsa sayacaksın. Önemli olan cümleye nasıl başladığın gençler. Burada I have ile başlayacaksın cümleye. Devamında yaz I have a bed değil mi yatağın vardır daha sonra a computer de örneğin bilgisayarın belki vardır yoksa da salla yani illa olmasına gerek de yok a desk bir sıraya da masam vardır a wardrobe diye söyleyebilirsin gençler illa doldurmana gerek yok bunu da kabul eder öğretmeniniz ha eğer ben dolduracağım diyorsan da Tabii ki atış serbest istediğin kadar burada sallayabilirsin. İkiye bakıyorum. Is your room tidy or messy? Odan toplumu dağınık mı diyor gençler? Tabii ki biz burada ne diyeceğiz? My room is of course tidy diyeceğiz değil mi? Yani burada yalan serbest sallayabiliriz gençler. Messi ise de Messi diyebilirsiniz. Bu şekilde söylemeniz yeterli gençler. My room is tiny ya da my room is messy diye söyleyebilirsiniz. C'ye bakalım. How many rooms are there at your house demiş. Evinde kaç tane oda var diye soruyor. Burada da deriz derarı kullanmanız gerekiyor gençler. There are örnek veriyorum 3 tane oda varsa 3 rooms diye cevap verebilirsiniz. Hatta devamında da at my house bile diyebilirsiniz demeseniz de olur deseniz daha seksi olur. Denizli'ye bakalım. Where is your favorite place at your house? Evindeki favori yeri neresidir diyor gençler. Burada direkt örnek veriyorum. Oturma yani living room ise eğer direkt living room yazabilirsiniz. Ya da bedroomsa bedroom yazabilirsiniz. Ya da uzun bir şekilde my favorite place at my house is the living room diye öğretmenini etkilemek açısından uzun bir şekilde de yazabilirsin ama iki türlü de full puan alırsınız gençler. Bu şekilde gençler reading ve writing soruları örneklerimiz bu birinci senaryo için ikinci senaryoyu da göreceğiz. Şimdi biraz önceki birinci senaryomuzdu gençler milli eğitimini paylaştı. Bu sefer de senaryo 2 iki, yani ikinci senaryomuza bakacağız. Yani genel olarak yakın tarzda farklı sorular gençler. Bu sefer de yine readingde ne var? Bakın bir student id kart var. Bu ID card'a göre soruları cevaplayacağız. ID card'ı ekranda görüyorsunuz zaten. Soruda ne var? How many languages can Barney speak? Barney kaç tane dil biliyormuş gençler, konuşabiliyormuş? Orada hemen ne yapacaksınız? Language'e bakıyorsunuz. English, Spanish and Turkish demiş. Gördüğünüz gibi 3 tane dil konuşuyormuş. Burada o zaman ne diyebiliriz? He can speak three languages diyebiliriz arkadaşlar. Hızlı bir şekilde yazıyorum. Umarım yanlış yazmamışımdır. B'ye bakıyorum. Does Barney have an email address? Barney'nin email adresi var mı? Var mı? Bakın şurada yazmış. Demek ki varmış. Do ya da does ile soruyorsa ne yapıyorduk? Yes ya da no ile cevap veriyorduk. Yes, he, does diye cevap verebilirsiniz gençler. C'de de where is Barney from? Barney nerelidir diye sormuş. Nereliymiş Barney arkadaşlar? Burada country'e bakıyorsunuz. Neymiş? Spain. O zaman ne diyeceğiz? He is from Spain diyebilirsiniz. Bu şekilde A da reading'in ilk kısmını halletmiş oldunuz. Reading'in ikinci bölümüne bakıyoruz. Yine bir reading parçası var görüyorsunuz. Bununla alakalı yine açıklamalı sorularımız var gençler. Birincisi how old is Jack? Jack kaç yaşında? Burada yine özneyi değiştirip aynısını yazabilirsiniz gençler. Yani he is 30 years old diyebilirsiniz. Bu kadar. Başka hiçbir şey yazmanıza gerek yok. Biri hallettik. İki. Where is Jack from? Jack nereli diyor. Jack Nereli bakın I am from London demiş gençler. I am in Paris now. Şu anda Paris'teymiş ama London'mış. Bunun aynısını nasıl diyeceğiz? Özneyi değiştiriyoruz hemen. He is from London diyoruz. Ya da he is from England da diyebilirsiniz. Which languages can Jack speak? Hangi dilleri Jack konuşabiliyor gençler? Bakın onu da I can speak English and French demiş. Sen ne yapacaksın burada? I can yerine yani burada I'yı değiştirip he yazacaksın. Bu kadar. He can speak diyeceksin devamında da English and French cümleyi aynı şekilde yazacaksın. Bunu da hallettik. Son olarak does Jack like reading a book? Jack kitap okumayı seviyor mu? Onu da bak şurada söylemiş. I like reading books and spending time in nature demiş. Kitap okumayı seviyorsa burada does ile sorduğu için yes he does diye cevap vereceksin. Bu kadar. Başka hiçbir şey yapmıyorsun. Aa, i̇kiyi de hallettik. Geldik writing kısmına gençler. Writing'in üçüncü sorumuzda imagine that you are an exchange student abroad. Yurt dışında bir değişim öğrencisinin olduğunu hayal et. Write an email including at least five sentences to your parents to give information about your neighborhood. Mahallen hakkında ya da şehrin hakkında bilgi vermek için diyor. Ailene bir e-mail yaz diyor. En az en 5 tane cümle olacak gençler. Ne yapacaksın işte insanlarını, orada dükkanları, turistik yerleri, yemeklerini bahsedeceksin. Yazalım mı hemen bir tane? Gelin hep beraber yazalım. E-mail'e nasıl başlıyorduk? Hi mom and dad diye güzel bir şekilde başlayalım. Devamında ne diyebiliriz gençler? 5 tane cümle. Ne diyelim? Nerede olalım bir kere? Hayal ediyoruz. Paris'te olalım gençler. Paris is a lovely city. I have visited Eiffel Tower. Uzun uzun yazmayayım. Şunu yanlış yazdık. Eiffel Tower. It's a fantastic building. Sallıyoruz sonuçta. Başka ne diyelim? The people are very nice. Very nice and friendly. Kaç tane oldu? 1, 2, 3, 4. Devam edelim. The shops are very expensive here. Yani pahalı olabilir, pahalıdır. <laughs> Öyle düşünüyoruz. Fransa'nın neyi meşhur gençler? Ekmeği meşhur <laughs> değil mi? Ekmek. The bread is so delicious in here but I miss <laughs> my hometown's food diyelim gençler I have a close friend adı da ne olsun Sara olsun. She is an honest and generous girl diyelim. Gayet söyledik herhalde birkaç bir şey. Bu şekilde yardırabilirsiniz gençler. Geldim dördüncü kısma. Dördüncü kısma fill in the blanks with the correct build, public buildings demiş. Evet burada da ne yapacağız? Boşlukları public buildings yani binalar, hastane mi, eczane mi, neresi orası ona göre yazacağız gençler. Birincisinde people go to the blah blah to buy medicine. Medicine neydi? İlaç. İnsanlar oraya ilaç almak için gidiyormuş. Neresidir tabii ki burası? Pharmacy değil mi? Eczane, pharmacy. Eskiden ne oluyordu? Bunlar yukarıda size veriliyordu. Siz yerleştiriyordunuz. Artık verilmeyecek gençler. O yüzden en azından bunların mutlaka anlamlarını bilin lütfen. B şıkkında people go to the blah blah to see a play or a musical demiş. İnsanlara bir oyun ya da müzikal görmek için gidiyormuş. E nereye gideriz tabii ki? Tiyatroya yani tiyatr diyorum gençler ikincisine. Üçe baktığımda people go to the blah blah to send letters and buy stamps. Mektup göndermek ve pul almak için gidiyorlarmış. Neresiydi burası da tabii ki post office gençler. Dörde baktığında people go to the blah blah to buy food and drinks. İnsanlara yemek ve içecek almaya gidiyorlarmış. Nedir burası da? restoran, öyle değil mi? Restoranda yazdık. E bölümünde people go to the blah blah to draw money para çekmek için gidiyorlarmış. Neresi tabii ki bank olması gerekiyor. People go to the blah blah to read books or study. İnsanlar oraya kitap okumaya ya da ders çalışmaya gidiyorlarmış. Nereye gidiyorduk ders çalışmaya gençler? Library değil mi? Kütüphaneye. Son olarak people go to the blah blah to see the historical objects. Tarihi nesneleri görmek için insanlar oraya gidiyormuş. Burası da neresi olur? Tabii ki museum olur gençler. Bu şekilde dördüncü kısmı da halletmiş olduk. 5. bölümde read the information below and complete the table demiş. Burada da bilgi var. 2 tane bu bilgilere göre ne yapacağız? Bilgi dolduracağız buraya gençler. Canada is less populated than Japan and France demiş. Kanada, Japonya ve Fransa'dan daha az nüfusa sahiptir diyor. Bu durumda en az nüfusu olan neresi? Kanada gençler. Hemen buluyorum en az nüfus nerede? Bakın 37.3 milyonla birinci sırada. Hemen buraya Kanada yazabilirsiniz. Aa, ben Ken yazdım. Siz de devamını yazın lütfen. Diğer cümlede ise the most crowded country is Japan. En kalabalık bakın the most var. En kalabalık ülke Japonya'dır demiş. En kalabalık ülke hangisi? Bakın 126.5 milyonla tabii Japonya buraya hemen ben bir tane C bir de A yazayım. Sizler devamını doldurursunuz. E tabii geriye ne kaldı? 67 milyonla France kaldı gençler. Buraya da bir F çiziyorum. Hadi bir de R çizeyim sizin için. Gerisini sizler yine yazarsınız. Gayet kolay yani şurayı anlıyorsanız bulmaca gibi gayet kolay bir şekilde dolduruyorsunuz. Ve ikinci senaryomuzun son sorusu gençler. Answer the questions according to the map demiş. Haritaya göre soruları cevaplayın diyor. Şimdi sorular aşağıda. Birinci sorumuz where is the library? Kütüphane nerede demiş. Kütüphane nerede gençler? Bakın şurada değil mi? Buldum kütüphaneyi. Okul ve eczanenin yani school and pharmacy'nin arasındaymış. Bunu hemen şuraya yazabilirsiniz gençler. The library is between arasında unutmayın between demek. Between the school and the pharmacy diye yazıyorsunuz. Bu kısmı bu şekilde yazacaksınız. Haritaya bakıp şu yer yön kelimelerini yapıştıracaksınız. İkinci sorumuz Is there a school on the map? Haritada okul var mı diyor. E okul var zaten burada değil mi? Bu gayet kolay. Bakın is de sorulduğu için yes ya da no diye cevaplamamız lazım. Yes there is diye cevap veriyoruz gençler. Çünkü is ile sormuş. C de is the barbers between the post office and the park diye sormuş. Yani berber postane ile parkın arasında mı diye sormuş. Bakalım berber burada. Bir yanında park var, diğerinde post office var. Yani evet gerçekten de arasındaymış. Bu durumda yes it is diye soruyoruz gençler. Bakın burada da direkt nesne var. Barbers diye soruyor. O yüzden it'i kullanmam gerekiyor. Yes it is diye soruyorum. Olmasaydı no it isn't olarak cevap vermem gerekiyordu. Bu şekilde senaryo 2'yi de halletmiş olduk gençler. Evet gençler video biraz uzun oldu biliyorum ama iki senaryoya da baktık Milli Eğitim'in paylaştığı örnek sorulardan biz de yazılıdan nasıl çıkacak bunları az çok kestirmiş olduk. Şimdi bunlara göre ben de vakit bulursam eğer bu hafta içerisinde sizlere örnek bir yazılı paylaşacağım. Bütün bilgileri bunlarla alakalı ve okulda sınavda çıkabilecek bütün her şeyi paylaşacağım gençler. Listening ve speaking ile alakalı da yine ne çıkabilir onları da paylaşacağım sizlerle. O yüzden mutlaka takipte kalın. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın lütfen. Ve gelecek videoları kaçırmamak için kanala abone olduğunuzdan emin olun. Herhangi bir sorunuz bir isteğiniz varsa lütfen yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Şimdilik kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bye.